İyi günler, selamlar herkese. Yeni bir videodayız. Geceme yatırım için özel olarak yaptığımız bir analiz videosu bu. Şimdi metal ana sanayi şirketlerinin arasında bir rating yapmak istedik. Yani bunlara bir oranlar alalım. Birkaç tane oranımız olsun ve bu oranlar içinden de hepsine de aldıkları oranlar üzerinden de notlar verelim ve en son olarak da bir toplam olarak kaç puan alıyorlar bunu ve hesap edelim istedik. Tabi bu tarz analizler hep yapılır. Yani bu analizler aslında analitik analizlerdir. Burada seçtiğiniz oranlar çok önemlidir. Yani siz mesela 5 tane oran alırsınız. Ben de mesela 5 farklı oran alırız. Bunların hepsi daha farklıdır. Çünkü bu her bir oran farklı bir şey ölçer. O nedenle sizin yaptığınız rating analizinde en yüksek puanı alan şirket daha farklı olabilir. Benim yaptığımda da daha farklı olabilir. Yani bu tarz çalışmalara bu açıdan bakmakta, bu açıdan yaklaşmakta da yarar var. Yani hangi oranlara göre iyiler veya kötüler bunlar çok önemlidir. Başka bir oranda mesela bu incelemede en diplerde olan şirket. Mesela siz bambaşka bir oran alırsınız. Or orada da en yukarıda olur. Ama biz e, tabii aldığımız bu rasyoları biraz daha mantıklı ve analize de yatkın olmasını istiyoruz. O şekilde e, alıyoruz. Evet, şimdi isterseniz bir biraz bir inceleyelim yaptığımız e, analizi, onun hakkında bir, bir şeyler söyleyelim. Ondan sonra bazı sonuçlar var. Bunları bir inceleyelim. Evet, e, Stokhis e, üzerinden yapıyoruz bunu e, ve burada e, bir finansal radar bu var şurada bu menünün içerisinde finansal radar olarak seçiyorsunuz. Bu benim önceden yaptığım zaten bir hazır yapmıştım. Birkaç tane daha ekleme yaptım. Metal ana sanayi sektörünü aldık ve en son ilan edilen 2022 3 aylığa göre bakıyoruz şu anda. Ama aldığımız oranlar yıllık oranlardır. Yani e sadece 3 aylık sonuç için değil böyle yıllıklandırılmış yani 2021 Mart 2022 Mart arasındaki o bir yılı e, da içine alacak şekilde hesap edilmiştir. O nedenle yani yıllık oranlar üzerinden bir hesaptır. Şimdi burada bir pek rasyomuz var. Pek rasyosunu e, içinizde belki bilmeyenler olabilir ya da hani bilip de böyle Kulu çok aşina e, olmayanlar olabilir. Ben izah edeyim bunu. PEG rasyosu aslında şunu bize e, ölçer. E, net kardaki artış hızının fiyattaki artış hızından ne kadar yüksek olduğunu ifade eder. Yani FK rasyosunun net karın artış hızına e, oranıdır aslında bu. E, net kar eğer e, fiyattan daha hızlı artarsa artış eğilimi içerisinde ise de bu fk rasyosu mevcut olan fk rasyosunun daha da aşağıya düşeceği ne inanılır ama eğer net karın fiyatın artış hızından daha yavaş hareket ettiğini düşünüyorsanız da yani kar ne kadar artarsa artsın bu fiyat bu kadar hızlı arttığı müddetçe de fiyat kazanç rasyosu da düşmeyecektir daha da yükselecektir o nedenle bu rasyoda peg rasyosunun küçük olması makbuldur. Yani ne kadar ufaksa, sıfıra ne kadar yakınsa işte o zaman işte kardaki artış hızının fiyattaki artış hızından daha hızlı olduğunu ifade ederiz. Sıf ne kadar yüksekse de o kadar da yavaştır. Yani biz isteriz ki yani daha çok FK rasyosu yüksekse eğer ama PEK rasyosu çok düşükse deriz ki yani şu anda fiyat kazanç yüksek olabilir ama bu kar artışıyla bu FK ilerleyen çeyreklerde hızla aşağıya doğru düşecek şeklinde bir inanışa sahip oluruz. O nedenle aldık bunu da. ROIC rasyosu Return on Invested Capital olarak ifade ediliyor. Yani yatırılan sermayenin getirisidir. Yatırılan sermaye nedir? İşte bir şirketin yatırılan sermaye olarak baktığınız zaman maddi ve maddi olmayan Duran varlıkları vardır. Stokları vardır. Ticari alacaklar. O da bir yatırılmış bir sermayedir. Alınacaktır çünkü. Ee, bunun gibi bütün bu, bu rakamlar aslında bir firmanın yatırıldığı bir sermaye. İşte net karın bu yatırılan sermaye oranı da yatırılan sermayenin yüzde kaçını net kar olarak alabiliyorsunuzdur. Önemli bir rakamdır. Temettü verimini zaten biliyorsunuz. Ben ama tekrar edeyim. Yani temettü oranıyla temettü verimi arasında bir yanlışlık oluyor. Onu da e, izah edeyim. Temettü oranı hisse başına yüzde kaç temettü ödendiğini yani yüzde 50 temettü ise mesela onun anlamı 0.5 TL ödeyecekler. Her bir hisse başına budur. Ama bu temettü verimi değildir. Temettü verimi ise ödenen temettünün hisse fiyatına oranıdır. Yani ödenen temettü bölü hisse senedinin fiyatıdır. Yani hisse fiyatı mesela 10 lira olsun. Siz de hisse başında 1 lira temettü alın. Birin anlamı %100'dür. Bakın burada temettü oranı %100'dür. 1 TL'dir. Ama temettü verimi %10'dur. Niye? 10 TL'lik hisse fiyatına 1 lira alıyorsunuz. %10'dur. Temettü verim. %10 iyi bir rakamdır bu arada. Yani Temettü veriminde bizler isteriz ki %7 ve üzeri rakamlar bizim için çok daha caziptir. FK rasyosu zaten adı üstünde fiyat bölün hisse başı kârdır. Bu rakam ne kadar düşükse hissenin o kadar ucuz olduğu, ne kadar yüksekse de hissenin o kadar pahalı olduğuna inanılır. Yani şey olarak e, teorik olarak literatürde bu şekilde geçer ama FK'nın tabi analizi bence çok daha farklıdır. Daha farklı bakılmalıdır. İşte onun için de peg rasyosunu o nedenle ekledik. Piyasa değeri bölü defter değeri de öz sermaye yani fiyat bölü öz sermaye. Yani siz öz sermayenin kaç katı kadar bu firmaya para ödemek istiyorsunuz? Ne kadarına razısınızdır? Bu 5 tane rasyo üzerinden bir puanlama yaptık. Hesapla yaptığımızda aşağıda bize otomatik olarak bir algoritma üzerinden Stockis bize bunları hesap ediyor ve şurası da işte alınan toplam şeyler, notlar, puanlar. En yüksek puan alan 86.29 puanla Ereğli geldi mesela. Ondan sonra Hardemir D var, 79-75. Ondan sonra Çemtaş geliyor, İstemir geliyor ve Çusan geliyor. Yani Çuhadoroğlu sanayi geliyor, alüminyum firması aslında ve sonra yükselen çelik geliyor ve sonra bakın Kardemir A ve B sonradan geliyor. Çünkü bunların her bir hissesinin ödenmiş sermayeden aldıkları pay ve net kardan aldıkları paylar ayrı ayrı hesap ediliyor. Ayrı ayrı bir orana sahipler. O nedenle de hesap edilen şeyler de de, de tabii ki fark ediliyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman BMS Çelik Hasır, Erbosan, Çemaş, çelik. Bantaş, Sarkuysan diye böyle aşağı doğru iniyor. Peki Ereğli en çok nereden almış diye baktığımız zaman bu bunları bir inceleyelim. Mesela yatırılan sermayenin getirisinde en yüksek şirket hangisiymiş? Mesela yani siz bir analistsiniz veya bir yatırımcısınız. Demir çelik sektörüne bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Orada da bir inceleme yapacaksınız. Yani mesela yatırılan ser, ya yatırdığı sermayeye göre en yüksek kar eden şirket kimler olabilir diye bunu bir büyükten küçüğe sıraladığımızda birinci sırada %55.73 ile Hardemir D geliyor mesela. Çok ilginç. Az önce Ereğli'den daha az puan almıştı. Fakat bu segmentte bu kolda en yüksek şirket. Ondan sonra Çemtaş geliyor. Bakın bizim ta Ereğli aşağıda yani 10 sırada falan herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırada 37,28 var. İkinci Ç Ç Çemtaş geliyor yatırılan sermayenin getirisinde. Ve sonra yükselen çelik geliyor. Ee, Çuhadoroğlu geliyor. Panelsan geliyor. Ama onda pek rasyosu yok mesela. Onu onu hesap edemiyor. Buradan mesela zaten bir not alamamış. O yüzden düşmüş. Emini Şambalaş, İstemir, Çelik Alat ve Ereğli Erbosan diye iniyor. Ama en yüksek yani yatırdığı sermayeye en yüksek kar eden firma Kardemir'de ve sonra da Çemtaş ve sonra da Yükselen. ilk 3 şirket buymuş. En az kar edenler kimlermiş? Ee, Borusan geliyor. Çemaş geliyor mesela. Çok düşük rakamlar yani %1.4 %2.5 ve Burçelik Vana ve Erciyes boru diye böyle iniyor mesela. Yani çok ufak rakam. Mesela bunu bileceksiniz. Yani bu sektörde yatırılan sermayenin getirisi olarak en verimsiz şirketler kimlerdir? Bunlardır diye yapacaksınız. Bu tabii şu an için böyle. Yani gelecek çeyreklerde veya bir yıl sonra belki e, Bursan mesela küçük bir firma değil. Şu anda kötü bir cycle'da oluyor olabilir. Bu cycle sona erebilir. Buradaki karlılığı artabilir. O zaman da bir fırsat olabilir tabii. Ee, bunun haricinde mesela bu sektörde temettü verimi en güçlü şirketler hangileri diye baktığınızda tabii ki herkesin bildiği gibi Ereğli en yukarıda e, geliyor. 11,7 burası daha da yüksekti. Ereğli'de son zamanlarda bir yükseliş oldu. O yüzden biraz daha düştü. İstemir geliyor 9,6. Ondan sonra 6,93'e geliyor. Kardemir B Kardemir A ve D olarak sıralanıyor. Ee, ve yine Çusan %4.07 ile de buraya giriyor. Dördün altı hani çok değil hatta dört bile değil. Hatta beş bile değil. Yani hani altı ve yukarısını baktığımız zaman üç şirket. Ereğli, İstemir ve Kardemir olarak üçe ayırmak bunları mümkün. Ee, peki temettü verimi en azlar kimler? Çemtaş mesela evet şimdi yatırılan sermayenin getirisi olarak çok yüksek ama temettü şirketi gibi değil açıkçası. Çok iyi değil. Çelik Alat çok değil. Sarkuysan, Erbosan, Panelsan, Demisaş, Yükselen Çelik bunlar mesela temettü yatırımı olarak düşündüğünüzde çok fazla tercih etmeyeceğiniz şirketler. Ama siz sadece temettü olarak olaya yaklaşırsanız o zaman Ereğli ve İstemir gibi 3-2 şirkete yatırım yapacaksınız. E, PEG rasyosu en az olan şirket, en düşük şirket. Şimdi burada tabii PEG rasyosunun e, negatifse zarardadır. Çok şey değildir. Bunları almıyorsunuz. Hardemirler geliyor. ABC 0.01 neredeyse 0. Yani bakın ondan sonra Yükselen geliyor. Ondan sonra Çemtaş geliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Me mesela yükselenin PK rasyosu şu anda 7.2 ama PK rasyosu o kadar yüksek ki şu anki fiyatı hisse fiyatı sabit kalsa birkaç çeyrek daha birkaç çeyrek daha sabit kalsa şu anki FK rasyosu her an aşağı doğru inebilir. Yani çok böyle hızlı bir şekilde aşağıya inebilir. Ç çemtaş da öyle. Zaten 4.5 FK'da. Ama pek rasyosu o kadar güçlü ki çok yüksek ki bu Çemtaş'ta da 4.5 olan FK rasyosu çok hızlı bir şekilde aşağı doğru inebilir mesela. Bunlar bizim için önemli şeyler. Mesela Ereğli 0.03 aslında yani bunların hepsi çok düşük rakamlar. 0.02 0.0 yani 0.0'lar çok düşük. Sonra geliyor 0.14 0.3 ile mesela Burçelik geliyor. 0.17 ile Borusan geliyor. Yani bunlar da aslında bazı sektörlere göre yine iyi rakamlar ama burada kendi iç içlerinde yüksek. Biz daha çok hani 0.0'lı olanları alırız. Peg rasyosu olarak sektör iyi. Yani sektörün durumu iyi olduğunu söylemek mümkün. Özel şey yatırılan sermayenin getirisi olarak Hani %60 en, enflasyon gibi baktığın zaman aslında Kardemir'de Çemtaş ve Yükselen Çelik e, daha iyiler. Hani bu enflasyona çok yakın hareket ediyorlar. Peki FK rasyosu olarak en düşükler kimler? Yine Hardemir'ler geliyor. Bakın bunlar zaten burada izlediğimiz kadarıyla öne çıkan birkaç şirket zaten oldu. Yani birisi Ereğli birisi Kardemir. Birisi yükselen çelik, öbürü çem taş geldi. Çem mesela geliyor ama temettü verimi yok, sıfır. Şey açısından ROIK çok kötü, çok düşük. Hani yüzde ikiye ben yatırım yapmam şahsen. Yani hiç, hiç de ilgilenmem o nedenle. Hiç elerim yani, direktman elerim. Kardemir D burada var. Mesela FK 371 yatırılan sermayenin getirisi %55 ve temettü verimi de yukarılarda bir firma. Çemtaş yine e, yatırılan sermayenin getirisi olarak ki FK olarak ucuz. Peg rasyosu da yüksek ama temettüsü yok. Yani burada artık hani temettüye bir kademe daha hani Temettüyü alalım ama az alalım. Önemli olan bunun ne kadar karlı olduğudur derseniz böyle bir rasyon çıkar ve bu şekilde de gidiyor. Yani bunları böyle bakmak mümkün. En son olarak piyasa değeri, defter değeri düşük olanlar. Şimdi e, bu arada FK'sı en yüksek olanlar da var. Az önce mesela şurada. Evet şimdi Borusan 0.57 Ha ilk başta baktığınız zaman ya öz sermayenin yarısı kadar işlem görüyor. Bu çok çok e, ucuz ama sadece bu rasyoya göre bakıp da bir yatırım kararı veremezsiniz. Yanlış olur. Neden yanlış olur? E çünkü e, bir kere ben mesela her zaman şunu sorarım. Yani niçin bu şekilde? Neden bu piyasa öz sermayesinden daha düşük bir fiyat ödemeye razı? Şimdi bunun bir sebebi olmalı derim ve otururum incelerim yani. Mesela işte return on mesela yatırılan sermayenin getirisi yüzde bir. Hiçbir şey değil çok düşük. Yani mesela FK rasyosu 32. Yani 32 ise e, kutura bakmayın öz sermayeden daha az parada öderim. Yani buna e, istemem yani. Bundan hmm. ötürü olabilir. Ama bun, bunlar mesela şur, şurada bir fırsat yaratabilir. İşte bunu böyle izleyeceksiniz. Bir çeyrek, iki çeyrek şirketin haberlerini, faaliyet raporlarını devamlı okuyacaksınız. Rasyolarını, kar marjlarını baktığınız bir iyileşme başlıyor yavaş yavaş. Bir artık hani rüzgar şirketin lehine dönmeye başlıyor. Bu tabii bir yıl sonra olabilir, iki yıl sonra olabilir bilemiyorum ama... Eğer hmm. rüzgar Borusan'dan yana esmeye başlıyorsa da işte o zaman bir fırsattır. Ama şu anda değil mesela. Çemaş yine geliyor ama Çemaş'ta da az önce söylediğimiz gibi aynı Borusan gibi hem yatırılan sermayenin getirisi çok az ve temettü yok. Bunun dışında ee çok da beni yakalamıyor bu rakamlar. Ee, pd bölü dd'si çok yüksek olanlar mesela Çelik bana geliyor zaten fksı 919 emini şambalaş 7 kat hani 7 katlık için senin bana şu roykin en azından %70 falan olması lazım ama değil çelik alat 580 geliyor pk 11 hani 11 normal olabilir ama hani %38'lik şeye 5.80 biraz yüksek gibi duruyor olabilir. Ee, ve böyle gidiyor. Mesela İzmir Demir Çelik'te FK yok zaten. Hani zararda şirket. Peg da yok. Hiçbir şey yok. Böyle iniyor. FK'ya göre en yüksekten baktığınız zaman da bakın ya inanılmaz hani şuraya kadar zaten hiç böyle bakmamak lazım. Yani Burçelik Vana inanılmaz yani uçmuş vaziyette. Erjes Boru FK 75, Borusan 32 FK, Burçelik 31 FK, Maktak Makina Takım 21 FK. Eminiş hani FK'dan belki kurtarabilir ama e, piyasa değeri defter değerinden biraz kurtaramaz. Ve böyle iniyoruz aşağıyalara kadar. Evet en son yine en yüksek puan alanlara baktığımızda da Ereyli Kardemir, Çemtaş, İstemir mesela ilk dört şirket olarak dikkatimizi çeken şirketler. E, Çuhadoroğlu'nu bir incelemek lazım. Hani e, fena durmuyor. Hem temettü veriyor. E, yatırılan sermayenin getirisi olarak güzel. E, fiyat kazanç ve PD bölü DD olarak e, fena değil. Yükselen çelikte e, yine e, temettüsü az ama yine de var ödeyen bir şirket. E, yatırılan sermayenin getirisi olarak daha iyi Daha iyi şeyden Çuadaroğlu'ndan, İstemir'den ve Ereğli'den daha iyi PEG rasyosu çok iyi Piyasa değeri, defter değeri 3.3 Ama hani bu sermayenin getirisine göre baktığımız zaman bence iyi FK'sı da 7 Hani 7 fiyat kazanç aslında normal şartlarda e, iyi bir FK'dır Yüksek bir FK'dır Pardon yani makul ideal bir FK'dır ama bu sektöre göre bakıldığında hakikaten daha e, düşük FK'lar da var. Evet bunun gibi bir analiz yapmak istedik. Ee, hani şey olarak e, söylemesi de zor açıkçası. Ama şunu söyleyeyim mesela Ereğli'de e, Bank'ın 38 lira hedefi var. Ziraat yatırım 38.50'den 54.50'ye hedefini revize etti. Rönesans'ın 65 lira vermişler. Ahlatçı 39.65 çok az. Deniz yatırım 42.70'den 43.80'e revize etti. Şeker yatırım 38.80'den 42.90'a hedef fiyatını revize etmiş. 38.70'le de iş yatırım geliyor. Yani 40 liranın üzerinde normal hedefler var. Benim ina analizime göre 44.50 gibi bir hedef fiyatım var. Ee, onu da size söylemek isterim. Bunun haricinde e, Ereğli şu anda 34.20 açıkçası. %30 gibi, %40 gibi bir yükseliş var. Hardemir D'de e, Rönesans e, şu anda e, yani 35 lira fiyat hedefi veriyor. Garanti e, model port, portföyünden endeks altı getiriye düştüğü için çıkardığını söyledi. Ziraat yatırım 23.80, gedik yatırımın 25.75 var, iş yatırımın 22.61 var. Benim ina analizime göre 23.70 gibi bir fiyat hedefimiz var. Ardemir D'nin de fiyatı 14.70 şu anda. İstemir e, için sadece ziraat yatırımın var bir hedefi. O da 30 TL'den 41.70'e revize etmiş. 28.10 lira şu anda işlem görüyor. Çemtaş'ta iki kurum sadece inceliyor. Ahlatçı'nın 40 lira hedefi var. Boyak yatırım 21'den 31.80'e revize etti. Çemtaş'ın son fiyatı 26.98 ona göre bakarsanız. Yükselen çeliği kimse bakmıyor. Benim yine analizim var orada. Benim de hedefim 11.50 lira. Yükselen çeliğin fiyatı 8.44 TL ile burada var. Tekrar ediyorum. Bu sadece tek bir bakış açısıyla yapılan bir analiz. 4-5 tane rasyo var. Bu 5 rasyoya göre bakıldı. Sizler başka bir 5 rasyo yaparsınız. Orada da daha farklı sonuçlar yaparsınız. Bu size bir firmanın hikayesini vermez. Yatırımlarını, hedeflerini, vizyonunu anlatmaz ama bu size en azından bir eleme yapabilir. Buradan elde ettiğiniz şirketlere dönüp mesela bir bakıp daha detaylı bir inceleme yapmanızda da yarar var. Peki ee, bu şekilde analizimizi yaptık. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.